oyunlarla öğrenip coşmaya, buluşmaya hazır mısın? Neşeli dostlar sokağında buluşmaya hazır mısın? Neşeli dostlar sokağında, hadi gel tanışalım, bak kim bekliyor bizi. Selamünaleyküm çocuklar. Aa, ne de sevimli bir balık. Adı ne acaba? Çiçek de var, baksana. Daha önce hiç görmedim. Evet. Nerede yaşıyor? Çiçek açacak mı peki? Çocuklar, selam vermiştim ama sanırım cevap vermeyi unuttunuz bana. Aleyküm selam Sümeyye ablacığım. Evet. Nasılsınız bakalım bugün? İyi Sümeyye abla, sen nasılsın? Ben de çok çok mutluyum. Çocuklar, bugün size çok sevdiğim bir masalı getirdim. Vay! Aa, masal mı? Hı-hı. En sevdiğim. Masal diyarına gitmeye hazır mısınız çocuklar? Evet. Kurulalım kukla sahnemize ve kulak verelim şu sözlere. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, kediler top oynarken eski hamam içinde. Vay başıma başıma, zümrüdü anka kondu başıma. Aldı beni kah kanadına, kah sırtına. Süzüldük kaftağına, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir yaz, bir güz gittik. Çayır çimen geçerek, lale sümbül ekerek, soğuk ayran içerek, düşündük, taşındık, birazcık da kaşındık. Şu dağlara konalım, bir masal anlatalım. Denizin derinliklerinde, mavi suların içinde, balıklar yaşarmış yeşil yosunlar ülkesinde. Balıklar çok mutluymuş çünkü yeşil yosunlar ülkesi tam onlara göre bir yermiş. Kayalar yumuşacıkmış ve kaydırak gibi kayabiliyorlarmış üstlerinden. Bir yosuna tutunduklarında dalgalarla birlikte salıncak gibi hissediyor. Hele bir istiridye bulduklarında çok heyecanlanıyorlarmış. Çünkü içinden bir inci çıkınca bir sürü oyunun kapısı açılırmış onlara. İnci denizdeki en eğlenceli topmuş balıklar için. Yüzgeç topu oynarlarmış, kuyruk topu oynarlarmış, kayadan inci yuvarlamaca oynarlarmış, yosunlarda inci saklamaca ve birçok oyun. Her şeyin yine çok güzel olduğu bir gün, inci saklamaca oynarken kırmızı balık inciyi birazcık uzaklara saklamak istemiş çocuklar. Oo, ne kadar uzağa? Tekrar bulabilecekler mi? Bakalım neler olmuş, ne kadar uzağa saklamış. Yüzmüş, 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 büyük yosunlar görmüş. Evet, işte burası çok güzel demiş. Ama yosunların yanına yaklaşınca daha önce hiç denizde görmediği şeyler görmüş. Bunlar denize ait olamaz demiş kırmızı balık. Çok pis kokuyorlarmış ve denizin suyunu kirletiyorlarmış. Hemen arkadaşlarına haber verip gelmiş. Daha sonra ne olmuş? Gelmiş bakmışlar ama onlar da anlayamamışlar bunların ne olduğunu. En iyisi yaşlı bilge balığa gitmek demişler. Aa. Yaşlı bilge balık da gelmiş. Kötü kokulu denizi kirleten şeyleri gördüğünde çok ama çok üzülmüş. Biz küçükken bunlar denizde yoktu demiş. O çocukken yokmuş demek ki. Evet evet. Dedem de insanların dünyayı kirlettiğinden bahsediyor. Deden doğru söylemiş miyim? Bakalım kırmızı balık ve arkadaşları neler yapacak? Masala dönelim mi? Dönelim. Evet dönelim. Evet. Kırmızı balık ve arkadaşları anlat bize bilge balık. Bunlar ne demişler. Bilge balık, ben atıkları daha önce de görmüştüm. Bir gemiden denize atılmıştı. İnsanlar çöplerini yine mi denize atmışlar demiş. Balıkların hepsi şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Çöp mü? Nasıl yani? Çöplerini bizim evimize mi atmışlar? Ama insanlar burada bizim yaşadığımızı bilmiyorlar mı?
Bilge balık, üstelik sen bize insanların çok akıllı kimseler olduğunu söylemiştin. Allah onlara akıl vermiş, fikir vermiş. Nasıl olur da çöplerini başka canlıların evine atarlar? Dünyada insanlardan başka canlılar da var. Bazıları bizim gibi denizde, bazıları gölde, bazıları da ormanda yaşıyor. Peki nasıl olur da yaşadığımız yeri kirletirler? Bunun yanlış olduğunu insanlara hatırlatmalıyız demişler ve işe koyulmuşlar. Bütün çöpleri toplamışlar, yosunlarla su kaplumbağasını sırtına koymuşlar. Evet, çöpler o kadar çokmuş ki taşımak için birçok kaplumbağadan yardım almışlar. Tüm kaplumbağalar çöpleri sahile götürüp çöp kutusuna atmak için hazırlanmışlar. Ama atamamışlar. Neden atamamışlar ki? Çöpleri sahile mi atacaklar? Ama o zaman her yer çöp olur. Hadi canım, yapmazlar o kadar da değil. Hani denizin kirlenmesinden mutsuz olmuşlardı? Çocuklar merak etmeyin. Durun bakalım yardıma kimler gelecek? Kim gelecek? Bakalım. Çöp kovasının yüksek olması yüzünden çöpleri boşaltamayan kaplumbağaları gören martılar onların yardımına koşmuş ve sırtlarındaki çöpleri gagalarıyla alıp çöp kovasına atmışlar. Evet, tüm bunlar olurken çevredeki insanlar olan biteni şaşkınlıkla izliyorlarmış. İçlerinden bir çocuk annesine sormuş. Anne, kaplumbağalar ve martılar neler yapıyor böyle? Annesi cevap vermiş. Bize yaptığımız büyük bir hatayı ve nasıl düzeltebileceğimizi gösteriyorlar demiş. Masal da burada bitmiş. Sümeyye abla, çok güzel bir masaldı. Öyle mi? Denizdeki balıklar çevremizi temiz tutmanın önemini bize ne kadar da güzel hatırlattı. Evet. Bundan böyle ben de çevremi daha temiz tutmak için çalışacağım. Ben de. Ama biz de unutan insanlara hatırlatmak için bir şeyler yapabiliriz. Bir şey yapabiliriz. Güzel dünyamız için bir şarkı söyleyebiliriz mesela. Evet. Şimdi mi? Harika evet. Bir fikir. Bence de çocuklar, biz bir tane şarkı yapalım. Yapmaya çalışalım. Mim de bunu bestelesin, olmaz mı? Tamam. Hadi. Hadi o zaman. İlk mısra benden gelsin o zaman. Tamam. Ağaç gördüm şurada bir tane. Ağacı, yaprağı, yeşil doğayı. Hadi bakalım, güzel. Sıra Elif'te. Tamam. Ne demiştin? Ağacı, yaprağı, yeşil doğayı. Tamam. O zaman buldum. Toprağı, tohumu, yerde çimeni. Çok güzel. Evet. Evet. Mim? Ben tamam. Evet, Mim, hadi devam. Ya bundan kolay ne var? Bir dakika, hemen söylüyorum. Söyle. Ben istersen hatırlatayım sana söylediklerimizi. Ne desem acaba? Bir hatırlatır mısın lütfen? Ağacı, yaprağı, yeşil doğayı. Tamam. Ne demiştik Elifciğim? Toprağı. Tohumu, yerde çimeni. Çimeni demiştik. Buldum. Deniz balığı, deniz atını. Yok, hepsi deniz oldu. Deniz balığı, denizi balığı. Evet. Çakıl taşını. Güzel. Güzel oldu. Evet, devam edelim. Ne dedin? Bir daha söylemeyeyim. Denizi, balığı, çakıl taşını. Evet, o zaman bir mısra da benden gelsin. Temiz tut, tamam. Temiz ol, koru dünyayı. Şarkımızın ismi de Koru Dünyayı olsun bence. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet, devam edelim o zaman. Ben tam iki cümle söyleyeceğim. İki he? Hadi bakalım. Evet. Kuşları, arıyı, kaplumbağayı, suda balinayı, güzel doğayı. Çok güzel. Ben de o zaman. Elif çok hızlısın. Tabii akıllım, düşündüm çünkü. O zaman son iki mısra da benden olsun çocuklar. Olsun. Tamam. Çevreyi, tamam. Hayvanı, evet. Tüm canlıları, temiz tut, temiz ol, koru dünyayı. Hey. Hadi Mim, sen de bestele. Tamam. Yo, yo. Ağacı, yaprağı, yeşil doğayı, tohumu, toprağı, yerde çimeni, denizi, çakılı, taşını, balığı, temiz tut, temiz ol, koru dünyayı,
kışların ya sudan alina ha güzel doğayı birazcık karıştı sanki. Ben buna biraz çalışayım mı? Tabii ki Mim. Tekrar tekrar deneyebilirsin. Tamam. Sevgili çocuklar, sizler de evde çevreyle ilgili güzel bir şiir yazmayı deneyebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte biz burada olacağız. Şimdi çok güzel bir klip geliyor ve ardından da Ali abla ve Ebabil'i izleyeceksiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Günaydın, sabah oldu. Bak güneş çoktan doğdu. Güne başlamak için haydi hemen koş banyoya. Temiz olalım temiz, ellerimiz tertemiz. Temiz olalım temiz, her yerimiz tertemiz. Temiz olalım temiz, ellerimiz tertemiz. Temiz olalım temiz, her yerimiz tertemiz. Durma koş sen de zıpla, saklambaç eve oyun oyna. Oyun bittince ama haydi hemen koş banyoya. Temiz olalım temiz, ellerimiz tertemiz. Temiz olalım temiz, her yerimiz tertemiz. Temiz olalım temiz, ellerimiz tertemiz. Temiz olalım temiz, her yerimiz tertemiz. Ebabil iyi misin? Ebabil ne oldu böyle? Ebabil dur abla, sana biraz su vereyim Ebabil gel. Ver iyi olur. İyi gelebilir. Besmele çekiyoruz Ebabil. Bismillah. Aferin. Biraz daha iyi misin? Oh, bu iyi geldi Ali abla. Ebabil istersen biraz da nefes egzersizi yapalım mı? Bu da iyi gelir diye düşünüyorum. Olur başlayalım hadi. Şöyle burnumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz Ebabil. Derin nefes al, ağzından ver. Burnundan al, ağzından ver. Şimdi nasılsın Ebabil? Şimdi biraz daha iyiyim Ali abla. Ebabil. Kendime geldim. Biraz kendine geldiysen anlatır mısın? Ne oldu acaba? Çok kızgınım Ali abla. Bu insanlar neden bizi hiç düşünmezler? Neden bu kadar duyarsızlar? Ebabil, yine ortasından başladın. En başından anlatır mısın? Anlayamadım. Bizim mis gibi güzel ormanımız var ya. Evet, biliyorum. Hemen onun yanında da güzel bir mavi göl var ya. Tamam, orayı da biliyorum. Evet. İşte o gölün tam kenarına insanlar fabrika kurmuşlar. Fabrika kurmuşlar. Tamam, bunda da bir sorun yok Ebabil. Sonuçta fabrikalar da gerekli bir şey. Onu da biliyorum. Fabrikalar lazım. Ama Ali abla, fabrikanın bacasından çıkan dumanı bir görsen. Sabahtan beri nefes alamıyoruz. Annem babam konuşurken duydum. Sanırım o fabrikanın bacasından zehirli gaz veriyorlarmış. Eyvah! Yoksa durum, filtre takmamışlar mı Ebabil? Bu durum hepimizi çok etkiledi. Filtre ne bilmiyorum ben. Ebabil, filtre hava kirliliğini engelleyen bir şey. Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazların havaya karışmasını önlüyor. Bu insanlar hiç mi bizi düşünmezler Ali abla? Hiç mi bizi düşünmezler? Ebabil, bu sadece sizin için değil ki. Aynı zamanda bizim için de büyük bir tehlike. Sonuçta hepimiz aynı gökyüzünü, aynı atmosferi kullanıyoruz. Ben en iyisi bu durumu birazdan yetkililere haber vereyim mi Ebabil? Öyle mi? Evet. Bizimkiler o zaman buna çok sevinecekler Ali abla. Ne demek Ebabil? Tüm duyarlı insanların bunu yapması lazım sonuçta. Evet, bence de yapması lazım. Keşke yapsalardı. Ebabil, eğer kendini daha iyi hissediyorsan şimdi bugünkü harfimizle tanışalım. Sonra da seninle birlikte bu sorunu çözelim. Ne dersin? Tamam, olur. Hiçbir şey beni Kur'an öğrenmekten caydıramaz Ali abla. Çok güzel. O zaman kutumuz gelsin mi, harf kutumuz? Haydi gelsin. Benim güzel kutum, içinde harflerim var. Haydi sallan sevgili kutum. Bugün içinde hangi harflerim var? Bakalım, birazdan göreceğiz hangi harfimiz varmış. Ama Ebabil, kutumuzu açmadan önce biz bir şey yapıyorduk, hatırlıyor musun? Ne yapıyorduk Ali abla? Ellerimizi yıkıyorduk.
besmelemizi çekip duamızı ediyorduk. Unuttun mu? Tamam tamam. Hadi besmelemizi çekelim o zaman. Hadi çocuklar haydi şimdi hep birlikte ellerimizi açalım ve duamızı edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayır. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla tamamla. Amin. Evet Ebabil, bugünkü harfimiz bakalım neymiş? Aa, çok heyecanlıyım. Acaba içinden ne çıkacak? Seninle tanışmak için sabırsızlanan harfimiz çıkacak. Hazırsan... Dün elim çekmiş de bugün de mim çıksın olur mu? Bakacağız Ebabil. İşte geliyor. Aa. Bugünkü harfimiz B harfi. B. Evet. B harfi. Bak şimdi B harfi sana ne diyecek? Ne diyor? Benim şeklim geniştir. Elif benden öncedir. Bir noktam vardır benim, altındadır gövdemin. İşte geniş gövdesi ve altındaki noktasıyla birlikte B harfi karşımızda. Hoş geldin B harfi. Şey, ben de Ebabil. Tanıştığıma çok mutlu oldum. B harfi de seninle tanıştığına çok mutlu oldu Ebabil. Emin olabilirsin. Ebabil şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hayır bilmiyorum, ne yapacağız? B harfini havaya yazacağız. Aa, havaya, harika. Evet çocuklar, ellerimizi kaldıralım ve birlikte B harfimizi havaya yazalım. Şöyle yapıyoruz. Geniş bir gövde. Altına da bir nokta. Nokta. Tekrar çiziyoruz. Geniş bir gövde. Geniş bir gövde. Altına da bir nokta. Altına da bir nokta. Güzel altına oldu mu Ebabil? Çok güzel oldu, çok beğendim ben bu harfi. Tamam. Ebabil bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yine ne yapacağız Ali abla? Burada bir kum tepsimiz var. Aa, kum tepsisi. Evet. Harika. Şey ne işe yarar? Şimdi öğrendiğimiz B harfini kum tepsimize yazacağız. Aa. Hazır mısın? Hazırım. Çocuklar, sizler de evinizde böyle bir kum tepsisi hazırlayabilirsiniz. Bunun için evinizde bulunan tuz, irmik, un gibi malzemelerden yararlanabilir ve böylece çalışmalarımıza katılabilirsiniz. Haydi şimdi harfimizi kum tepsimize yazalım. Yazalım. Ne demiştik Ebabil? Şöyle geniş bir gövdesi var. Evet. Tabak gibi oldu Ali abla bu. Evet, tabağa benziyor Ebabil. Altında noktası var mıydı? Evet, altında üzüm vardı. Şöyle bir üzüme benzeyen noktamız. Tabak, işte altına üzüm. B harfi. B harfi. Evet Ebabil. B harfini kuma da yazdığımıza göre şimdi bunu kaldırıyoruz. Evet, B harfimizi kaldırıyoruz. Ve başka bir çalışmaya geçiyoruz. Başka bir çalışmaya. Ne yapacağız acaba? Yine çok merak ettim. Hadi Ali abla hemen başlayalım. Başlıyoruz Ebabil. Bak şimdi. Burada bir B harfimiz var yine. Evet, B harfi. Burada da biraz el işi kağıdımız var. El işi kağıdı. Şimdi B harfimizin üzerine yapıştırıcımızı sürüyoruz. Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Çocuklar sizler de evinizde bu etkinliğin aynısını yapabilirsiniz. Bunun için evdeki büyüklerinizden bir A4 kağıdı üzerine B harfi çizmelerini isteyin. Sonra da o B harfinin üzerine bu şekilde yapıştırıcınızı sürün ve istediğiniz şekilde süsleyin. El işi kağıdı Ebabil. El işi. Ali abla. Efendim. Ayak işi kağıdı da var mıdır acaba? Hiç öyle bir şey duymadım Ebabil. Niye? El işi kağıdı var ya işte. Peki bir şey soracağım. El işi kağıdı yoksa neyle yapabiliriz biz bunu? Eğer el işi kağıdınız yoksa evinizdeki herhangi bir malzemeyle yapabilirsiniz Ebabil. Sen de evine gittiğinde bu etkinliği yapacak mısın? Yapacağım. O zaman sen de mesela kurumuş yaprak dallarından faydalanabilirsin. Aa, yaşasın. Ben bir sürü yaprak dal toplarım, eve getiririm. Sonra da onları böyle yapıştırırım. Ayrıca hatta istersen evinizde pirinç, mercimek gibi malzemeler varsa onlarla da yapabilirsin Ebabil. Tamam, onunla gül kuş yapsın. Onunla da gül kuş yapsın. Kardeşin miydi gül kuş? Evet, kardeşim gül kuş. Çok seviyorum onu. Çok selam söyle ona bizden. Tamam, anlaştık. Bu şekilde süslemeye devam ediyoruz. Çocuklar sizler de evinizde başka malzemelerle bu etkinliği yapabilirsiniz. İsterseniz pomponlarla yapabilirsiniz, çıkartmalar yapıştırabilirsiniz. Kalemle de çizebiliriz. Kalemle de boyayabilirsiniz. Benim boyama kalemlerim var biliyor musun Ali abla? Öyle mi? Evet. Gül kuşun da var mı? Gül kuşun da var. Paylaşıyorsun değil mi gül kuşla? Evet, bazen bendeki renkler bitiyor. Ben ondaki renklerden alıyorum. O da benim, onun bir tane renkleri de benden alıyor. Çok güzel.
Bitiriyoruz Ebabil, çok az kaldı. Evet, noktasını unutma, noktasını da unutma. Unutmuyorum, aferin sana, hatırlattığın için teşekkür ederim Ebabil. B harfi noktalı, noktasını noktalı, da kırmızı harfi, yapalım. Noktalı, B harfi. İşte oldu. Çok güzel oldu. Bak, güzel olmuş mu Ebabil? Evet. Bence de çok güzel oldu ama Ebabil, burası epey bir dağılmış. Ne yapalım? Toplayalım değil mi? Hemen böyle dağınık bırakmayalım. Masamızı temizleyelim. Ali abla. Efendim. Babaannem der ki kuşlar yattığı yerden belli olurmuş. Ebabil, o aslan olmasın. Bizim evde aslan yok. Hepimiz kuşuz. Anladım. Tabii babaannen de haklı. Sonuçta temiz bir yaşam alanı hepimiz için çok önemli bir şey Ebabil. Evet. Etkinliğimizi de tamamladığımıza göre bak şimdi burada neler var Ebabil. Ne var? Sence bunlar ne? Onlar kutu, tüp. Oyun hamuru. Oyun hamuru mu? Ben oyun hamurunu çok severim. Hatta kardeşim Gürkuş da çok sever. Onlardan birkaç tane götürebilir miyim eve? Şöyle yapalım Ebabil. Şimdi bunlardan bir tanesini bugün öğrendiğimiz B harfini yapacağız. Sonra da ben sana istediğin renkten bir tane sana vereyim. Hatta bir tane de gül kuşa vereyim madem. Anlaştık. Harika. Biz de akşam evde yaparız. Ebabil, bu arada kardeşini düşündüğüne de çok sevindim. Düşünmene. Teşekkür ederim. Aferin sana. Onu hangi renkte yapalım Ebabil? Bak burada sarı, kırmızı, yeşil ve siyah renklerimiz var. Evet. Hangisiyle yapalım B harfimizi? Sarı harf. Sarı mı olsun? Sarı olsun. Tamam, peki. Şimdi Ebabil, hamurumuzu şöyle güzelce yuvarlıyoruz ve uzun bir şekil elde ediyoruz. Yuvarlıyoruz. Sonra da B harfi, hani şöyle uçtan uçları kıvrık ya. Uçlarını kıvırdık mı işte B harfi. Ama bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Üzümü unuttuk, tabağın altındaki üzüm. Evet, aferin sana Ebabil. Üzümü, yani noktasını unuttuk. B harfimizin altında bir noktası var demiştik. Evet. Geniş bir gövdesi ve altında noktası. İşte B harfimiz hazır. Nasıl harika oldu? Çok güzel oldu değil mi Ebabil? Evet. Şimdi bunu topluyoruz. Kaldırıyoruz. Dedik ya, temizlik çok önemli. Ebabil, bunlardan birini ben sana vereyim. Birini de gül kuşa vereyim o zaman. Giderken bunları götürürsün, unutmazsın, olur mu? Tamam, unutmam. Harika oldu. Gülkuş çünkü çok sevinecek. Ebabil, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz bilmiyorum. Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz, yaşasın. Harika. Tahtamıza geçiyoruz. Oyunumuz başlıyor. Tahtaya geçiyoruz. Bugün B harfini öğrendik. Ebabil, evet, doğru söyledin. Bugün B harfini öğrendik. Evet, B harfi o. Dün de Elif harfini öğrenmiştik. Ebabil, burada B harfinin yarısı var. Dikkat edersen yarısı yok. Nerede düştüm acaba? B harfinin yarısı buradaki parçaların arasına kaybolmuş. Eyvah! Ben bunu bulamadım Ebabil. Ben bulurum Ali abla, merak etme sen. Şimdi bana yardım etmeni isteyeceğim. Acaba B harfinin diğer yarısı hangisi? Ebabil benim adım. B harfini hemen bulurum ben. Hangisi olabilir Ebabil? Buradaki. Şu alttaki mi? Evet, bu alttaki. Mor renkli diyorsun. Bir deneyelim, evet. Bir bakalım. Ebabil, sence oldu mu? Kırık bir tabak gibi oldu bu. Bu olmadı. Değil mi? Olmadı. Çekelim. Tamam. Aramaya devam ediyoruz Ebabil. İlla ki bulacağız. Devam et. Hangisi olabilir? Bakıyorum. Şu hemen yanındaki. Şu mu? Bakalım. Kırmızı renkli olan. Olabilir. Bunda da bir nokta var. Evet, noktası ama da var. Ama sanki Ebabil, bu da olmadı gibi sence? Bence de olmadı bu. Bu değil o zaman. Bu değil. O zaman bunu da çekiyoruz. Çekelim, evet. Denemeye devam ediyoruz Ebabil. O taraf senin yanındaki, alttaki olabilir mi? Şu mu? Evet. Gri olan diyorsun. Gri. Bakalım. Şöyle mi birleştirsek? Olmuyor sanki Ebabil. Bakalım bir. Yok, olmadı. Bu da olmadı. Oldu mu? Tabak olmadı bir kere. Olmadı. Devam ediyoruz. Şu baştakini deneyebilir miyiz? Şunu mu? Evet Ali abla. Bakalım Ebabil. Yaşasın. Bu oldu. Oldu. Tabak oldu. B harfi. B harfi yani değil mi Ebabil? B harfimiz tamam. B harfini bulduk. Yaşasın. Çok güzel oldu. Ben demiştim ya Ali abla, bulurum diye. Aferin sana Ebabil, çok iyi buldun. Şimdi bunları topluyoruz. Çünkü sana B harfiyle ilgili çok önemli bir şey anlatacağım Ebabil. Burası çok önemli. Çok, çok iyi önemli. Evet. Tamam. Geliyorum hemen. Acaba ne anlatacak?
çok önemliymiş. Şimdi Ebabil, B harfi aynı Elif harfi gibi bazen kılıktan kılığa girmeyi çok sever. Aa, evet. Şey, kardeşim Gülkuş gibi. Öyle mi? O da bazen öyle. Evet, kıyafetlerle kılıktan kılığa giriyor. Öyle mi? Bak şimdi Ebabil, B harfi şöyle geniş bir gövdesi ve altında bir noktası var demiştik değil mi? Evet. Bazen B harfi sondaki kuyruğunun yarısını bırakır ama noktasını hiçbir yere bırakmaz ve biz onu noktasından tanırız. Şey, Ali abla, ben de B harfi gibiyim biliyor musun? Nasıl? Ya ben de şu gagamı ve şu koca göbeğimi hiçbir yere saklayamıyorum. He, seni de oradan mı tanıyorlar yoksa? Evet, beni de oradan tanıyorlar. Tamam, biz de B harfini gövdesinin altındaki noktasından tanıyoruz Ebabil. Bazen de B harfi yine sondaki kuyruğunu bırakır ve kendisine minik başka bir kuyruk eklenir Ebabil. Ama noktasını asla bırakmaz. Her yere yanında götürür. Tamam. Bak bu da B harfi. Noktasından bazen tanıyacağım ben onu. Evet, noktasından tanırsın. Ebabil, bazen de B harfi sondaki kuyruğu yerindedir. Ama kendisine de yine minik bir kuyruk eklenmiştir. Ama noktası her zaman altında durur. Tamam, gizlense tamam de ben onu bulmaya çalışacağım. İnşallah Ebabil. Ebabil, efendim, ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Arkadaşlarımıza veda etme zamanı geldi. Aa, o kadar çabuk geçti mi zaman? Evet. Aa, o zaman ben şey, şu oyun hamurlarını bir an önce götürebilir miyim kardeşime? Tabii götürebilirsin. Ben de hemen şu fabrika bacasından çıkan dumanlarla ilgili yetkilileri aramaya gidiyorum. Aa, tamam, Ali abla, çok sevineceğiz biliyor musun? Hepimiz rahatlayacağız, bütün orman. Tamam Ebabil, Gülkuş'a çok selam söyle, olur mu? Tamam. Çocuklar oldu. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Ben de şu hamurları hemen alayım.